hocam. Bazı şeylere çok dert ediyorum ama ben Allah'ı sadece önemsemek istiyorum. Her gün çok ciddi dua ediyorum. Allah'ım sadece seni düşüneyim. Başka şeyleri dert etmeyin. Beni etkilemelerine izin verme diyorum. Ama bir türlü olmuyor. Ne yapmalıyım? Sadece kavli dua ile olmaz herhalde. Bu işe altyapı lazımdır. İlim altyapısı lazımdır. Kur'an bilgisi altyapısı lazımdır. Ve Allah'ı fiil, sıfat, esma, tecellisi, zat itibariyle tefekkür edebileceğimiz bir tefekkür altyapısı lazımdır. Bu da zamanla inkişaf eder. Ve bir de haram ve günahları, mekruhları da terk ederek, bunu daha önceki sohbetler, Hasbihal sohbetinin birinde aktardıydık. Haram ve günahları terk ederek duygularımızı öldürmemek, söndürmemek, duygularımızı hassasiyetle inkişaf ettirmek lazımdır. Her bir duygumuzda Cenab-ı Hakk'ın bir ismi azam mertebede tecelli ediyorsa, 4000 duygumuzda 4000 esma tecellisi varsa, İşte Allah isimleriyle manasını bilerek, o ismin kainattaki tecellisine bakarak ve bir de duygularımızı söndürmeden manen besleyerek, inkişaf ettirerek daha sonra ve sonra ibadetlerde derinleşerek öyle bir noktaya yükselebiliriz. Öyle hemen ya Rabbi ben daima seninle beraber olayım diye kavli bir tek dua ile olmaz bu yani. Bu şuna benzer. Yani hiçbir yemek yemiyor. Ya Rabbi benim karnımı doyur semavi gıdalarla, böyle Allah kanunu yok yani. Sünnetullah'a ters bir duadır bu. Ya Rabbi Karadeniz'i bala çevir diye yapılan dua gibi bir dua olur bu. Onun için altyapısı çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam ancak onu daima Allah'la beraber olma anını sadece Efendimiz yakalamıştır. Hatta o kendisi de şöyle buyuruyor. Benim Allah ile öyle bir anım var ki ne bir nebi-i mürsel ne de bir melek-i mukarreb o makama asla yükselemez. Bir anım var diyor benim. Bütün anlarım da böyle demiyor Efendimiz. Ama İmam Rabbani de diyor ki o an Efendimiz de daima devam ediyordu. Yani Efendimiz her an o makamda idi diyor. Yani dua olarak güzel bir dua ama altyapısı olması lazım, gayret olması lazım bu mevzuda. Birer cümle ile onları da hülasa etmiş oldum.